Değerli Şanlıurfalılar, bizler 14 Nisan itibariyle aranıza geldik, iştirak ettik. Bizi kalbinize bastınız, size teşekkür ediyorum. Evvela kısaca bizler kimizle yola çıkmak istiyorum. Bizler 1980 sonrasında, 1980 ihtilalinden sonra Süleyman Demirel'in yasaklandığı dönemde, Süleyman Demirel'in sonrasında Doğru Yol Partisi'nde gençlik kollarını kuran genel başkan, yönetim kurulu üyeleri, arkadaşlar grubuyuz. Siyasetin içinden geliyoruz. Siyasetin içinden geldiğimizden dolayı bu arkadaşlarımızın çoğu sadece aile itibariyle Adalet Partisi'nden, tarihi itibariyle Demokrat Parti'den, yine tarihi itibariyle Doğru Yol Partisi'nden gelen siyasi şahıslardır. 2002 süreci dahilinde Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldikten sonra her bir arkadaşımız kendi çabası içerisinde bürokraside olsun, siyasette olsun, iş aleminde olsun yaşamını devam ettirirken geçmiş siyasetlerinden dolayı siyaset arayışı içerisinde olmuşlar ama hiçbirisi hali hazırdaki siyasal yapıların içerisine girmemişlerdir. Ama velakin yaşadığımız süreçte siz ne kadar siyasetin içine girmeseniz girmeyin, siyaset sizinle ilgili aldığı kararlardan dolayı her zaman duyarlı olmuşlardır, her zaman algıları seçici olmuştur, hükümetlerin aldığı kararlara karşı duyarlı olmuşlardır. Bu vesileyle o günden bugüne gelen süreçte zaten bizler siyaseti öylesine veya böylesine izleyerek geliyoruz. Hep söyleyerek geliyoruz yine. Siz siyasete dahil olmazsanız, siyaset size zaten her konuda dahil oluyor. Sizi yönetmeyi her konuda kendisine bir görev biliyor. Şimdi bu minval üzerinde bir grubuz biz. Adımız Hürriyetçi Demokratlar. Hürriyet, yoksunluğu ekmek kadar önemli. Demokrasi, yoksunluğu su kadar önemli. Hukuk, yoksunluğu hava kadar önemli. Şimdi bunlar olmasa nasıl yaşayamaz isek, yönetim anlayışı içerisinde hürriyet olmazsa, demokrasi olmazsa, hukuk olmazsa, yaşam alanımız her halükarda daralan bir yapı içerisinde seyrediyor. Ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bu daralmayı birebir kendi bünyemde hissediyorum. Özgürlüğümün daraldığını görüyorum. Demokrasimin daraldığını görüyorum. Hukukumun daraldığını görüyorum. Adaletimde sorun olduğunu görüyorum. Şimdi birer Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Kendi ekonomimizi oluşturmuşuz. Kendi sosyo-kültürel yaşamımızı oluşturmuşuz. Yaşamın içerisinde nefes alarak, mücadele ederek devam ediyoruz. Bugün itibariyle şunu rahatlıkla yapabiliriz. Haftanın cumartesisi, yarın pazarı, ailelerimizi alırız. Herhangi bir tatil bölgesine gideriz. Zevki sefa içinde hareket tarzı ortaya koyarız. Duyarsız bir vatandaş gibi hareket edebiliriz. Bilinçsiz bir vatandaş gibi hareket edebiliriz. Ama her bir arkadaşımız kendi özel yaşamını bırakarak, kendi özel sorunlarını bir kenara bırakarak, Türkiye'nin sorunlarını göz önüne alarak çıkıp Urfa'ya kadar gelmişlerdir. Şanlıurfa'ya kadar gelmişlerdir. İlk geldiğimiz şehir değildir burası. Ankara'dan başlamışız, Adana'ya gelmişiz, Diyarbakır'a gitmişiz, Bursa'ya gitmişiz.
gitmişiz, Antalya'ya gitmişiz, Ankara'ya gelmişiz toplantı yaparak tekrar, İsparta'ya gitmişiz ve Şanlıurfa'ya gelmişiz. İşte hürriyetçi demokratlar bir şeyler arıyor. Onun için böyle güzel bir şehirde bizi ağırlayan sevgili Yücel Öcal kardeşime, kardeş gibi bildiğimiz Yücel Öcal kardeşime, bizi Şanlıurfa'da ağırladığı için ona teşekkür ediyoruz. Bunun, evet, tüm arkadaş grubuna da aynı şekilde. Bu peygamberler şehrinde, bu Hazreti İbrahim'in doğduğu şehirde, Hazreti Eyüp'ün sabrının olduğu şehirde, biz de bu mistik havayı sabahtan itibaren Şanlıurfa'da hissederek bu akşamki toplantımıza dahil olduk. Arkadaşlarımız, bu bölgenin ve Türkiye'nin çok önemli bir sorunundan bahsederek geldiler. Güneydoğu Anadolu Projesi. Güneydoğu Anadolu Projesi sadece bir hidroelektrik projesi değil. Güneydoğu Anadolu Projesi sadece bir sulama projesi değil. Güneydoğu Anadolu Projesi sadece bölgeye katkı yapan bir proje değil. Güneydoğu Anadolu Projesi bir Türkiye projesi, bir dünya projesi. Buna 1936 yılında Gazi Mustafa Kemal ölümünden 2 yıl evvel Dicle ve Fırat dizginlenmeli diye bir cümle kullanmıştır. Tarih kitaplarına girdiğinizde bu birebir görünür. Daha sonraki zaman diliminde demokrat anlayışın merhum lideri Sayın Demirel şurada da olduğu gibi bu proje benim hayalimdeki projedir diyerek 3 Nisan 1977'de GAP projesi zaman dilimini o güne endeksleyerek dağları değil çağları deleceğiz ifadesi kullanarak bu projenin temelleri atılmıştır. Ben Sayın Demirel'in 1986 yılı sonrasında Adana'dan GAP bölgesine Şanlıurfa arasında yaptığı geziye o günkü Gençlik Kolları Genel Başkanı olarak birebir dahil olmuş insanlardan birisiyim. O gün Adana'dan başladığımız, Şanlıurfa'ya kadar geldiğimiz, Sivera'ya kadar gittiğimiz, barajlara gidip ziyaretlerde bulunduğumuz o süreci bugün 32 yıl geçmiş üzerinden bir fiil bugün aynı heyecanla düşündüm, aynı heyecanla yaşadım. Bugün burayı gezerken, uçaktan gelirken havadan Şanlıurfa Ovası'nı gözlemlerken o heyecanı birebir hissettim. Bunu şunun için söylüyoruz değerli dostlar. Siyaset bir meslek değil. Siyaset bir ekmek kapısı aranan yer değil. Siyaset bir hizmet kapısının oluştuğu bir mekanizmadır. Siyaset vücudumuzda kan basan kalbimizin kılcal damarlara giden, kılcal damarlardan vücudumuzu besleyen kan gibi topluma yukarıdan aşağı enjekte edilen, aşağıdan yukarıya doğru tekrar enjekte edilen, karşılıklı birbirini besleyen bir mekanizmanın adıdır. Bir ülkede eğer siyaset yoksa, o ülkede hiç kimse birbiriyle konuşamaz hale gelir. Bir ülkede eğer siyaset yoksa, kişi kendi sorunlarından başlayarak, çevresel sorunlarından başlayarak hiçbir sorunu dile getiremez. Siyaset çoğu zaman küçümsenir. Siyaset kişisel çıkarın elde edildiği bir mekanizma gibi gözükür. Siyaset hep para kazanma hırsı içinde, devletten geçinme hırsı içinde olan insanların yaptığı bir anlayış gibi gözükebilir. Bunların hepsi doğrudur. Siyasetin içinde bu tip düşünceye sahip olan insanlar da olabilir. Ama velakin
Siyaset bir ülkenin yönetim mekanizmasına yön veren unsurun kendisidir. Onun için siyasetsiz yaşam nefessiz yaşamdır, susuz yaşamdır, havasız yaşamdır. Şimdi bu kadar yıllar aile süreci içerisinden, şahıslarımız içerisinden siyasetten gelmiş insanlar olarak siyaset kişinin söz söyleme hakkını ortaya koyabilme gücüdür. Siyaset düşünebilmeyi, düşündüğünü söyleyebilmeyi, söylediğini yapabilmenin hakkını elde edebilmenin mekanizmasının kendisidir. Onun için bu siyaseti bizler biraz evvel söyledim. Hürriyet, demokrasi, hukukun bu ülkede olması yapısı içerisinde yapmak pozisyondayız. Ama 2002'den bu yana siyaset bizim anladığımız siyaset boyutundan çıktı. Tamamıyla bir şahsın yukarıdan aşağı tek başına yönlendirdiği bir yapı haline getirildi. Türkiye'de siyaset Adalet ve Kalkınma Partisi'nin süreci dahilinde şekil değiştirdi. Türkiye'de siyaset toplumların düşüncelerinden, toplumların söylemlerinden, toplumların eylemlerinden çıkarak bir şahsın ağzına tıkıldı. O şahsın ağzından çıkan ifadelerle Türkiye yönetilmeye başlandı. Bunun için bu Türkiye'yi demokratik ortamdan antidemokratik ortama götürebilme pozisyonu oluşturmaya başladı. İşte bundan dolayı biz kendi siyaset alanlarımızın daraldığından dolayı yeniden ortaya çıkmaya karar verdik. Burada değerli İbrahim kardeşim ifade etti. Geç kaldınız. Yaşamın içerisinde ben şunu öğrendim. Hiçbir zaman dilimi eğer bir şey yapıyor iseniz o bir geç değildir. Yaptığınız an başladığınız andır. Yaptığınız an devam etmeye başlayacağınız andır. Onun için böyle bir antidemokratik yapıya doğru evlen bir Türkiye'de birilerinin çıkıp ses oluşturması lazımdı. Arkadaşlarımız diyebilir, böyle bir mütevazi toplulukta hangi süreç dahilinde nereye doğru gidilecek, hangi söylemler ortaya konulacak, hangi neticeler alınacak? Değerli arkadaşlar, biraz evvel de söyledim, bir yerden başlamak lazımdı. Biraz evvel Mustafa Başkan söyledi, ben 80 sonrası döneminin yine bir aileden siyasetçi bir ailenin çocuğu olarak geliyorum. Biz o günkü şartlarda Doğru Yol Partisi'ni kurmaya gittiğimizde bizlere insanlar şu ifadeleri kullanıyorlardı. Kullandığı ifadeler sizden hiçbir şey olmaz. Biraz evvel Sayın Başkan söyledi. Ensenizi görseniz iktidar olamazsınız bazında. O bağlamda söylediğimiz şey şuydu. Biz bu mücadeleye başladık. Devam ediyoruz. Kendi keyfini düşünen evinde oturur. İstediği keyfi yapar. Ama ülkenin geleceğini düşünen insanlar buyurun bizimle beraber gelsinler. Hep beraber siyasete katkı sağlayalım. Bu bir karınca mücadelesidir. Karınca gibi yola çıktık. Soruyor arkadaşlar bize ne yapmak istiyorsunuz? Onlara söylediğimiz cümle şu. Toplu iğnelerimizi elimize aldık. Toplu iğnelerle kuyu kazmaya çalışıyoruz. Değerli arkadaşlar, çok önemli dönemlerden geçiyor Türkiye. Biraz evvel Faik kardeşimiz çok güzel söyledi. Onunla ilgili özlemlerimizi birazdan ifade etmeye çalışacağım. Ne kadar çok şeyi özlediğimizi, ne kadar çok şeyi kaybettiğimizi. Onun için bizler hürriyetçi demokratlar olarak bir siyaset arıyoruz. Hangi siyaseti arıyoruz? Bizler bir merkez siyaseti arıyoruz. Bizler bir makul siyaseti arıyoruz. Bizler istişareye dayalı siyaseti arıyoruz. Bizler birbirine sevgi duyan, birbirine saygı duyan siyaseti arıyoruz. Bizler kin, nefke, öfke üretmeyen siyaseti arıyoruz. Bizler pozitif siyaseti arıyoruz. Bizler düşünen, söyleyen, üreten siyaseti arıyoruz.
Bizler yüksek sesle konuşmayan siyaset arıyoruz. Bizler birbirini dinleyen siyaset arıyoruz. Bizler saygılı siyaset arıyoruz. Bizler sevgili siyaset arıyoruz. Bunların her biri değerler manzumemiz içinde vardı. Hepsi kaybettirildi. Onun için bunlara özlem duyuyoruz dedi biraz evvel Faik kardeşimiz. Onun için bizler şu anda bir cumartesi gecemizi Şanlıurfa'da geçiriyoruz. Çünkü Türkiye'nin siyasete ihtiyacı var. Türkiye'nin kaliteli siyasete ihtiyacı var. Türkiye'nin kaliteli söyleme ihtiyacı var. Türkiye'nin kaliteli eyleme ihtiyacı var. Değerli arkadaşlar, değerli hürriyetçi demokratlar, biraz evvel değerli arkadaşımız söyledi. Kahramansınız sizler dedi. Bizler kahraman olmaya niyetimiz yok. Bizler sağlıklı, dürüst, namuslu, kimsenin malında, mülkünde, ırzında, gözün ırzında gözü olmayan namuslu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaya da gözümüz var. Bunu şunun için söylüyorum. Siyaset çok kolay iş değil. Siyasette malınız varsa malınızı kaybedersiniz. Siyasette zamanınızı kaybedersiniz. Çulunuz varsa çulunuzu kaybedersiniz. Hanımınızla, çoluğunuza, çocuğunuza vakit ayıramazsınız. Ama ülke sevdası hepsinin önüne geçtiğinden dolayı kendinizin dışında siyaset aramaya çalışıyorsunuz. Onun için bizler Hürriyetçi Demokratlar Platformu olarak 11 Kasım 2017 tarihinde Ankara'dan yola çıkarak Anadolu yollarında siyaset arayışımıza devam ediyoruz. Türk siyasal yaşamı parlamenter siyasetten başkanlık boyutuna dönüşmeye çalışacak. 2018 ve 2019 süreci dahilinde. Bu süreç dahilinde siyasetin siyasi partiler anlayışı üzerinden farklı bir siyasete doğru evrileceği, yöneleceği bir yapıya doğru gidiyoruz. Onun için bu saatten sonra siyasette şimdi ittifak yasalarıyla, yeniden çıkartılan yasalarla her bir bireyin, her bir grubun, her bir hareketin önemi var. Bu önemini düşündüğümüzden dolayı bizler Hürriyetçi Demokratlar Platformu'nu oluşturduk. Hürriyetçi Demokratlar Platformu üzerinden her gittiğimiz vilayette burada da çeşitli arkadaşlarımızla tanışma fırsatımız oldu. Onların telefon numaralarını aldık. Onları da Hürriyetçi Demokratlar Platformu'na dahil edeceğiz. Her vilayetten 5-10 arkadaş elde ederek bu arkadaşlarımızla kaliteli 1000'e yakın bir arkadaş grubu, bir Hürriyetçi Demokratlar grubu oluşturacağız. Bu grup bugünkü iktidarın ortaya koyduğu antidemokratik yapılanmanın karşısında demokratik arayışın mücadelesini ortaya koyacak. Özgürlük arayışının mücadelesini ortaya koyacak. Onun için bu arayışlarımızı bu minval üzerinde değerlendirmenizi düşünüyorum. Bu minval üzerinde anlamanızı diliyorum. Biz buradan 19 Mayıs itibariyle Samsun'a gideceğiz. Bu dönem itibariyle Hürriyetçi Demokratlar Platformumuzun çalışmalarını Samsun'da Atatürk'ümüzün Samsun'a çıktığı gibi bir hareketle Samsun'da da bir faaliyette bulunup elimizin altında Anadolu'dan biriktirdiğimiz bu 6 aylık süreç sonrasında yeni stratejiler belirlemek üzere yine arkadaşlarımıza dönerek yeni anlayışlar ortaya koymaya çalışacağız. Onun için sevgili arkadaşlar, ben Türkiye'nin yeniden makul siyasetinin özlemini duyuyorum. Ben Türkiye'de yeniden yürekli siyasetçilerin özlemini duyuyorum. Ben yeniden Türkiye'de doğru dürüst, dün sadece bir yüzüğüm vardır diyerek bugün servetini sorgulayamadığım insanların sorgulanabileceği bir Türkiye'deki hukukun olmasını arzu ediyorum. Eğer bunlar olmazsa, eğer bunlar bugün itibariyle olmazsa, yarın itibariyle hiçbir zaman olamayacaktır. Bakınız, Türkiye gün geçtikçe demokratik yapıdan
otoriter bir yapıya doğru evriliyor dedim. Eğer bu yapı bu otoriter yapıya doğru evrilirse hiçbirimiz kendi yaşam alanımız içerisinde huzurlu bir yaşam devam ettirememe noktasına geleceğiz. Onun için hep beraber şunu söylüyorum değerli arkadaşlar. Gelin hürriyetçi demokratlar arayışına katkı sağlayın. Bize bir telefon kadar yakınsınız. Sosyal paylaşım üzerinden bizleri rahatlıkla izleyebilirsiniz. Web sayfamız var. Tüm bilişim boyutlarının içerisinde varız. Twitter'da varız. Facebook'ta varız. Instagram'da varız. Onun haricinde YouTube'da varız. Gönüllerde varız. Değerli Yücel kardeşimizin söylediği gibi. Gönüllerde varız. Demokratlar olarak bizden eğer ayağa kalkmazsak bu ülke şuna emin olun sahipsiz kalacaktır. Eğer biz sahip olmazsak bu ülke bir girdabın içine sokulacaktır. Bizler şu anda rakamlarımız çok mütevazi olabilir. Bundan hiçbir zaman çekinmeyin. Birler beş olur, beşler elli olur, elliler 500 olur, 500'ler 5000 olur, 5000'ler 5 milyon olur. 5 milyonlar 50 milyon olur. Bu rakamlar bir dönem gelir geometrik olgular içerisinde devam edip gider. İsparta'da söylediğim bir cümleyle tekrar burada da aynı cümleyle kapatmak istiyorum. Sayın Demirel merhum karşımda duruyor. Onun güzel bir sözü vardı. Şahsım için bir şey istiyorsam namerdim. Biz de arkadaşlarımız olarak, hürriyetçi demokratlar olarak şahsımız için bir şey istiyorsak namerdiz. Ama ülkemiz için, vatanımız için, insanımız için, toprağımız için, çocuklarımız için, gençlerimiz için, yaşlarımız için, istikbalimiz için, bekamız için bir şeyler istiyoruz. Gelin bu istediğimizi hep beraber almak için gayret edelim. Sevgiler sunuyorum, saygılar sunuyorum.